Geriç. 12 Aralık 1942 İstanbul'da doğdu. Oyuncu, senarist, yapımcı ve siyasetçidir. 1956-2012 yılları arasında 200 civarı sinema filmi ve birçok dizide rol alan Girik, canlandırdığı sert, mağrur ve haksızlıklara karşı boyun eğmeyen Anadolu kadını karakterleriyle tanındı. Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit ve Filiz Akın ile birlikte Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncasından biri olarak kabul edildi. Kemal Sunal'ın başrolde yer aldığı aralarında Bekçiler Kralı, Dokuman Şabanıma ve Yüz Numaralı Adam gibi filmlerin yapımcılığını üstlendi. 1986 yapımı Garip filminin senaryosunu Memduh Ün ve Bülent Orhan ile birlikte yazdı. 1990 tarihli Gün Ortasında Karanlık filminin sanat yönetmenliğini üstlenen Girik, 1984 tarihli Postacı filminin dekor tasarımında görev aldı. İlk kez 1965 yılında Keşanlı Ali Destanı filmiyle Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi kadın oyuncu ödülüne layık görüldü. Daha sonra Sürtüğün Kızı 1967, Ezogelin 1969, Boş Beşik 1970 ve Acı 1971 filmleriyle 4 kez daha en iyi kadın oyuncu ödülüne değer görüldü. Hayri ve Münevver Girik'in 3 çocuğundan biri olarak Sultanahmet semtinde büyüdü. Babası Dalgıç, annesi ev hanımıydı. İstanbul Kız Lisesi'ni bitirdi. Bu dönemde annesiyle birlikte filmlerde figüranlık yapmaya başladı. İlk başrolünü 1957 yılında Leke adlı filmde oynadı. 1989 yerel seçimlerinde Şişli Belediye Başkanlığı'na aday oldu ve seçimleri kazandı. 1993 yılında kısa bir dönem televizyon ekranlarında Söz Fato'da adlı bir programın sunuculuğunu da yapmıştır. Hayatının büyük kısmında Memduh Ün ile birliktelik yaşayan Fatma Girik, 24 Ocak 2022'de COVID-19'a bağlı organ yetmezliği nedeniyle İstanbul'da 79 yaşında hayatını kaybetti. Naaşı, vasiyeti üzerine Muğla'nın Bodrum ilçesinde Memduh Ün'ün yanına defnedildi. Fatma Girik, sonsuzluğa uğurlandı. Sonsuz olarak hep içimizde olacaktır. Onu asla unutmayacağız. Asla. Biz çok güzel filmler yaptık. Çok güzel işler yaptık.